aklıma ne geldi? Yok yok, biz çok doğal bir programız. Yani başlamıyoruz, tamam, bitirmiyoruz. Hayat gibi. Hayat gibi. Hani şeyiz ya. Reklama gidiyoruz demiyoruz. Herkes, bütün konuklar da olduğu gibi. Biz de öyleyiz. Hani neyse ne. Hatalarımız da oluyor. Hataları da söylüyoruz. En güzel. Yani. Biraz artık memleketin buna ihtiyacı yok mu ya? Aynen, lütfen. Kendine salak diyen, işte hata yapan, hatanın sorumluluğunu alan. Başladık mı ki biz? Şaka. Telefonunu niye alıyorsun? Bir dakika, olmaz. Olmaz. Ben bir selfie alacağım, Gülümseyin Kıraç Bey, gülümseyin. Gizem, sen neden giriyorsun? Gir hadi, gir. Gizem, gir. Ya fotoğraf çektirmeyi sevmiyor musunuz? Hiç sevmiyorum. Ama neden? Bir tane sizinle çekmek istiyorum ben. Hadi. Hey yo. Ben size çok hayranım. Şimdi itiraf ediyorum. Çok hayranım. Sizin o gidiyorum. Hani vardı ya ilk o patladınız. Daha önce çıkardınız ama. Antalya'ya giderken yolda Ankara'dan bütün bir ya eşimin başını artık şişirdim yani, estağfurullah, sizle değil ama sürekli başa sarıp 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 ilk orada ben sizi cehaletin bağışını ilk orada tanımıştım. Zaten ve çok sevmiştim yani, çok sevdiğim birisiniz bu arada, iyi ki geldiniz, çok mutluyuz. Ama kovboy çizmeleriniz üzerine bayağı bir güzellemeler yazıp hatta iddiaya bile girdik aramıza, neden yok? Evet. Valla artık herhalde bilmiyorum yani, pek de böyle zamanın modasında uyan bir adam da değilimdir ama herhalde biraz rahatlık istiyorum artık. Ondan dolayı birazcık rahatsız. Eskisi gibi yani böyle, eskiden daha iyi yapılıyordu böyle, ayaklarımıza falan uygun yaptırıyorduk. Şimdi onlar da böyle bir şeye girdi. Hepsi aynı elden çıkıyor. Ben beğenmiyorum yani. Şey, kovboy şapkanız yok. Bununla ilgili de iddiaya girdik. Onu takıyorum. Arada takıyorum hala. Neden? Neyini seviyorsunuz? O havanın neyini sevdiniz yıllarca? Ya birçok nedeni olabilir. Yani fötür şapka sonuçta. Ama hani çok, bir defa söyledim, ben spagetti westernleri çok severim. Yani Clint Eastwood'u da çok severim. Bakmayın böyle yani çok milliyimdir. Halkımı çok severim. İşte daha böyle Türkiye'yi çok ön plana çıkartan bir söylemlerim var. Vatan severim. Ama işte mesela yabancı dille aram çok iyi değildir, biliyor. Hep konuşuruz bunları her yerde. Fakat tabii o kültürü, şeyi seviyorum yani. Kültürünü seviyorum ülkelerin, dünyaların. Yani bir çeşit de bağ da kuruyorum yani o şapkayla. Sonra da hikayesini de araştırdım yani. Böyle kökeni çok eskilere ve bizim neymiş, kültürümüze de dayanıyor yani. Neymiş? Fötür şapkenin. Program başladı mı? Baş çoktan. Süper, programı iyi, yarıladık. Tamam. Atatürk hakkında özellikle mesela benim tek bir şeyim vardı çocukluğumdan itibaren. Ya her şeyde bir milliliği ön plana çıkarttı. Kadim Türk tarihini çok ön plana çıkarmıştır. İşte bankalarda, orada burada biliyorsunuz Atatürk'ün. Hep böyle bir kadim Türk tarihi, Sümerler, Etiler. Hep milliliğe, ulusallığa önem vermiştir. Ve bu devrimlerini yaparken de hep eski kadim diyoruz. İşte geçmiş ön Türklerden çok etkilenmiştir. Biliyorsunuz haritaları vardır. Orta Asya haritaları falan vardır. Yani bu kılık kıyafette neden daha milli olmadığını hep sorgulardım. Ki hala da bu eleştiriler yapılır bir takım çevreler tarafından. Sonra öğrendim ki aslında o kıyafetlerinde atası gene Türklermiş. Bunun da belgesi aslında şu an var. Yani altın elbiseli adam, şimdi yeni duruma göre altın elbiseli insan diyorlar, kadın olma durumu da var onun. Altın elbiseli adam ısı kurganından çıkartıldı. Şu an Kazakistan'da, Moğolistan'da çıkardı, Kazakistan'da şu an sergileniyor. Takriben milattan önce 700 yıl olduğu söyleniyor ama daha ciddi çalışmalarda binlerce yıllık olduğu söyleniyor ve bu çok önemli bu. Çok uzattığım gibi geliyor ama. Hayır, bizim olan bir şey aslında, bize getirmiş. Pantolonlu ve şapkalı bir Türk prensini görebilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ve bunu ki. Bunu milattan önce 700'lerde belki. Evet. Altından iplik yapıp elbise yapılmış, giysi yapılmış. Yani bu inanılmaz bir olay. İşte o kültürle birlikte Hazar Türkleri çok önemlidir. En son oradan Polonya Yahudilerinden bütün Avrupa'ya yayılan bir kıyafet biçimi. Ceket, pantolon, ayakkabı, çizme de dediniz ya. Çizmenin aynısı var altın elbiseli adamda bu arada. Şapka da dahil buna. Çok uzun konuştum ama ya. Ben de aydınlandım. Hiç bilmediğim bir konuymuş. Yani aslında hani Atatürk bizim olanı bize getirmiş. Atatürk'ün yaptığı en büyük devrim asimile olmuş Türk milletini, ulusunu tekrar
kendi kimliğine kavuşturmaktır. Tüm devrimlerinin aslında amacı biraz budur yani. Burada tam siz kendinizi oraya getirdiniz konu. Bir işin aslını öğrenmek açısından. Verdiğiniz röportajlarda da bu çok var. İngilizce ile ilgili açıklamalarınız. Şimdi ben çok bir vatanseverim ama İngilizce. Bir de çocuklar da biraz zor mu öğreniyor? Çok o dille ilgisi, ilgili aralarındaki bağ ne? Benim çocuklarımla ilgisi yok. Ben bir defa röportajda kendi çocuklarımla söyledim. Sonra benim çocuklarım okullarından işte aradılar. Ya Kıraç Bey falan filan oldular. Konu bununla ilgili değil. Benim çocuklarım değil. Bütün ülkemizin çocukları. Hı-hı. Bütün dünya çocukları yani. Ama ben kendi ülkemin çocuklarını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çok ciddi şekilde videolar yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çok kendimi ifade edebildiğimi düşünmüyorum. İfade edemiyorum. Zaten Oktay Sinanoğlu da kendini ifade edemiyordu. Cengiz Özakıncı var çok sevdiğim, sürekli adını söylüyorum. O da kendini ifade... Bence Atatürk de kendini ifade edemedi diye düşünüyorum bu konuda. Çünkü devrimler ortada. En son, en önem verdiği devrimler ortada. Türk tarih tezi ortada. 7 yıl boyunca Türk tarih tezi yanılmıyorsam 1930'dan 39 yılına kadar, 32'den 39'a okutuldu. Orada her şey var. Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Türkçeyi ön plana çıkardı. Bunların hepsini yaptı. Atatürk de anlaşılmıyor bu konuda. Benim anlaşılmam öyle kolay değil. İşin aslı şudur. Türkçemiz elden gidiyor. Türkçe elden giderse Türkiye'de elden gider ve bence gidiyor. Yani bu emperyalist bir tavır aslında ve fark etmeden. Evet, bunu... bu emperyalist lafı çocukluğumuzdan beri duyarız. Hayır, evet. Benim sevdiğim büyükler çok kullanır ve halkta artık karşılığı biraz itici bir hale geldi. Anlaşılmaz hale geldi. Orijinal haliyle bu despotların dünyayı her haltı yapacağını sanan Amerika ve Anglo-Saksonların oluşturduğu, buna kapitalist sistem deniliyor. İşte emperyalizm deniliyor. Biliyorsunuz bunlar bütün dünyayı sömürdüler. Gittikleri her ülkede aynı şeyleri yaptılar. Yıllardır bizim ülkemizde de 70 yıldır Atatürk'ün ölümünden sonra ne yapıp edip her şeyimize karıştılar. Biliyorsunuz bunları ben siyaset konuşmak için söylemiyorum. Bakın genel konuşuyorum. Siyasetimiz başrolde onlar vardı. Eğitimimiz başrolde Amerikalılar var. Askerimiz başrolde Amerikalılar vardı. En son başımıza neler geldi son 10 yıldır? FETÖ'ydü, oydu, buydu. Başrolde gene Amerikalılar var. Lütfen biraz dikkat edelim. Biraz olaya bu açıdan da bakalım. Sadece Türkiye içerisindeki siyasetten yola çıkıp bir takım kutuplaşmalar değil. Asıl düşmanı şu anda da yani Orta Doğu'da da bakın. Ya Atlantik ötesinde çok uzakta bir ülke ve burada her şeye karışıyor. Dünyadaki her şeye karışan bir ülke var. Hiç gittiği hiçbir yere hayır getirmemiş bir ülke var. Hani böyle bir şey olabilir. Bazen Roma için söylenir bu. Hani gittiği yere medeniyet getirdi falan. Türkler için söylenir. Şimdi onu söylemek istemiyorum ama Osmanlı gitti Osmanlı şuraya denildi. Onu yaptı, bunu yaptı falan denilebilir. Ama Amerika için özellikle şunu söyleyemeyiz. Gittiği her yerde kan, gözyaşı, tecavüz, ölümler getiriyor yani. Buna ne hakkı var diye artık Türkiye'deki sadece muhalif kesimin değil, herkesin burada birleşmesi gerekiyor. Siyasetin de bence burada birleşmesi gerekiyor. Ne işi var Amerika'nın Suriye'de denilmesi gerekiyor. Irak'ta ne işi var? Venezuela'da ne işi var diye bunların halk tarafından belki biraz dile getirilmesi gerekiyor. Tabii tekrar İngilizceye dönürsek o çok kapsamlı bir konu. Emin olun ama hani böyle basit bir noktadan çıkmış bir konu değil. Bilimsel olarak dayanakları da çok net mevcut. Yani bunu bir işgal olarak görüyorsunuz gibi mi anlamamız yani gerekiyor? Yani çok açık. Neden bunu soruyorum? Çünkü son dönemlerde buna şimdi soracağım soruya da merak ediyorum tavrınızı. Son dönemlerde işte bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman kapıdaki güvenlik görevlisi artık İngilizce bilmiyor ama şakır şakır Arapça konuşuyor. Evet. Bu da başka bir etki değil mi? Yani onu nasıl görüyorsunuz? Bu kadar çok her yerde Arapçanın olmasını. Harika, süper. İşte Atatürk'ün yaptığı en büyük devrimlerinde dedik Atatürk kendi kimliğini kaybetmiş olan Türk ulusunu tekrar Türk olduğunu ifade etti. Devrimlerini bu şekilde yaptı. Sonra da dile getirdi biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim dahil hepsini mümkün ölçüde Türkçeleştirdi. Türkçe ön plan çıkardı. Zaten Türk'ün hikayesi de Atatürk'e gelene kadar o çöküş devrimi, çöküş dönemi Osmanlı'nın dikkat ederseniz Arap emperyalizmi hakimdi. Yani o zaman da Araplar emperyal. Ama onlar bizim din kardeşlerimiz olduğu için bu ülkede hala o taraftan bir sıcak bakılıyor, bir kutsal gibi görülüyor bu Arapça. İlla bir kutsallık verilmeye çalışıyor. Şimdi de bakıyorsun İngilizce dünyanın dili ya, işte evrensel dil ne olacak falan deniliyor. Ama bu iş böyle değil. Maalesef böyle değil. Arapça için de aynı tepkilerim söz konusudur.
İngilizce içinde söz konusu. Başka bir dil olursa başka bir zaman, o zaman da bu söz konusudur. Bana işte ekran başında kızmadan, hemen öteki taraftan bakmadan benim söylediklerimi bir daha düşünsünler. Yeni bilgiye aç biri misinizdir? Bu da yeni çağ söylemleri. Kendin ol, kendini başlat, kendini yaşat. Yanımda oluyorsa, beni ilgilendirmese bile olaya müdahil olur. O kadar. Peki şunu da soracağım. Sorun. Uluslararası düzlemde toplantıya gidiyoruz. Bunu çok iyi bilmediğimiz zaman nasıl anlaşacağız? Süper. Bunun için bir fikrim var. Yeni geldi nedir bu fikir. Çocuklarımıza okullarda mesela İngilizce yerine ya yani bu şekilde işaret dili öğretelim. Çok daha güzel bir dil. Bütün dünyada aynı şekilde konuşuluyor. Muvaffakat nameyi nasıl yapacak işaret diliyle? Söylenebiliyor. Benim tebligat. Hepsi yapılabiliyor. İşaret dili çok geçerli bir dil. Dünyanın her yerinde aynı şekilde konu. Çok emin değilim, iki tane şekli olabilir. Harfleri anlatıyorsunuz, kavramları bir Çince gibi konuşuluyor. Bir de harfleri bile anlattığınız bir dil biçimi. Bu iş çözülsün. Yani çok saçma gelebilir ama çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Yani bütün dünyanın gittiğiniz her yerde belki de zorunlu olarak öğretilse gerçekten işaret dili işe de yarar yani. Bu arada hani sessizce konuşmak gürültüyü de belki azaltır. O zaman bir dakika ya şunu söyleyen çıkarsa, o zaman müziği de işaret diliyle yapalım. Olabilir, neden olmasın. Öyle bir belki tarz da çıkabilir. Kalbimize nasıl dokunacaksınız o zaman? Evet. İşaret diliyle. Yani bir yolunu buluruz işaretlerle, resimlerle. Ama şunu lütfen hissetmesini istiyorum Türk milletinin, bu bizi seyreden herkesin. Lütfen benim açımdan, benim söylediklerimi bir daha düşünsünler. Bana işte ekran başında kızmadan, sinirlenmeden, hemen öteki taraftan bakmadan lütfen ne dediğimi düşünsünler. Bizim çocuklarımız şu an liseden mezun oluyor. Faruk Nafiz Çamlıbel, Aşık Veysel, edebiyat, Türk edebiyatı, hiçbir fikirleri yok. Bakın şu an okullarda, devlet okulları dahil, istisnalar vardır, lütfen oradan bakmayın. Okullarımız bir yabancı dil kursu gibi çalışıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Kreşlerden başlıyor. İşte üniversitede dahil. Üniversitelerde daha da facia bir durum var. Her şeyinizi İngilizce yapmak zorundasınız. Tezinizi İngilizce vermek zorundasınız. Niye kabul ediyorsunuz dünyayı yöneten, kana bulayan bir topluluğun dilini evrensel olarak neden kabul edelim? Hadi dedim, kabul ettiniz. Bari keyif almayın. O zaman siz D, DA ve KI eklerinin nerede, ayrı nerede bitişik olduğuna da takıntılılardan mısınız? O kadar takıntılı değilim ama önem veririm tabii Türkçemizin doğru kullanımı. Ben çok takıntılıyım da böyle, tabii onları böyle doğru kullanmak gerekiyor, grameri Türkçenin. Yeni bilgiye aç biri misinizdir? Yoksa yeni şeyi zor mu alırsınız? Hayır, yeni bilgiye açımdır. Mantıklı bulduğum, sevimli bulduğum, estetik bulduğum şeyi kabul ederim yani. Hiç öyle ruhum muhafazakar değildir. Aslında bir tarafınızda ben bunu muhafazakarlık, hani çok özür diliyorum, İngilizce'deki konservatif, konserve etmek, korumak oradan den yola çıkacağım. Bir değil sizdeki, yani size çalışırken onu hissettim. Sizde çok keskin, çok derin bir ait olma duygusu var. Bir aidiyetiniz var sizin. Fakat aynı zamanda da şimdi gözlerinizin bakışından da aslında o kadınların romantik bulmadığını söylediniz. Romantik tavrınızdan da bir de başka bir dünyalı olma durumu var. Yani bir tarafınızla çok ait olmayı arzu ediyorsunuz ve olabildiğiniz kadar ait oluyorsunuz. Yani izin verdiğiniz sürece. Bir tarafınızla da başka bir dünyada, sanki böyle Araf'ta gibisiniz mi? Evet. Doğru mu açıkladım bilemiyorum. Öyle bence hissediyorum. Bence doğru açıkladınız. Yani ya çok hoş gibi karşılanmayabilir hani böyle. Canım bu kime ne? Bu sizsiniz. Sözcüklerim, ya insanların içini karartmak istemiyorum. Aslında aydınlık bir şeyden bahsediyorum ben bunları söylerken. Evet, benim bir ayağım çukurdadır. Ay ben de tam tersi şuraları falan gösteriyorum derken. Yok şöyle, yani ben fizik o çizmelerden giyin tekrar çizmeyi, iki ayakta çukurda olmayacak. Fizikle metafizik benim için birleşik kavramlardır. Yani insanlar bunları tabii doğal olarak ikiye ayırırlar. Fizik vardır, bir de metafizik düşünceler vardır. Orada metafiziğin içine biraz felsefeden yola çıkarak başka şeyler de katılabilir. Ama ben metafizikle fiziği bir arada yaşayan bir insanım. Yani ve evet, günlük hayatımın da bir parçasıdır. Ritüellerden kaçan bir insan olarak yine de her gün mutlaka insanların metafizik dediği
olgularla ilgili düşünürüm, yaşarım, hmm. bakışlarım, davranışlarımın temel kaynağı oradan gelir. Ama bu şu demek değil, yani materyalist düşünen bir tarafım da vardır. Yani konuları bu düzlemde konuşuyorsak materyalist düşünmeye çalışırım. Yani materyalist düşünmekten kastım diyalektik, diyalektik davranmaya çalışırım. Evet. Eğitişimsel özdekçilik diye çevirmiş. Ya bu Türkçenin de bir ayarı olması lazım. Ben Mülkiye'de okurken o tam böyle şey dönemiydi. Mülkiye'de Türkçe değil, neyse. Siyasal Bilgiler Fakültesi mektebimizin şahane. Okurken bir hocamız vardı. Şimdi ismini söylemeyeyim. Rahmetli oldu. Öz Türkçe, bir de öz Türkçe var. Hadi bakalım buradan yakın. Öz Türkçe'ye çeviriyordu. Diyalektik materyalizm, eğitişimsel özdekçilik diye bize öğretti. Ya benim bir yılım gitti o kitabı ben öz Türkçe anlayacağım diye. Evet. Şimdi yani buna da yazık değil mi? Yani bunun bir ayarı olması gerekiyor. Neyse aynı konuya dönmeyeceğim de dönmeyin, tekrar. Dönmeyin ama onları da, o insanları da çok yatsımamak lazım. Böyle şey yapmamak lazım. Onlar da ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bazen evet böyle tuhaf şeyler ortaya çıkmış olabilir ama şu gün tuhaf. Mesela geçen gün konuşurken çocuklarla işte buna başvurdum. Ben ona başvurdum. İşte şey, sınava başvurdun mu falan derken hakikaten böyle bir sözcük. Başvurmak sözcüğü. Yani bir çocuğa bunu söyleseniz başınızı bir yere vurmak gibi tuhaf bir şey çıkıyor. Öz Türkçe bir sözcük başvurmak. Geleneksel. Aslında neydi şey, orijinali ne? Bir an hani başvurmak yani işte. Yani, yani başka bir kelime daha var mı onu açıklayan diye. İşte başka diye. Bir kelime yok. Ha. Sorun da bu. Yani bilgisayar gibi. Bilgi sayar. Kim yapmıştı adını hatırlayamıyorum. Türkiye'de çok önemli bir insandır. Bir bankacı olması lazım. Bu bilgisayarı ilk getiren. Kompütürü kullanmıyoruz bakın. Bilgi sayar. Aynı yani çok ilk defa duymuş olsaydınız bilgisayar. Bu ne ya, salakça bir şey. Kızılderili sözcüğü. Bilgiyi sayıyor teker teker. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tamamen alışkanlık. Alışkanlık. Ama hani her defasında bu tür bulunan sözcüklerin, öz Türkçe denilen bulunan sözcüklerin ben de sempatik olmadığı taraftarıyım. Son olarak şöyle bağlamak istiyorum. Her halta illa böyle yeni bir sözcük bulmak doğru değildi. Böyle ileriye gidildi geçmiş yıllarda. Oysa ki geleneğin içinde, kültürün içinde aslında o kavramı kavrama karşılık gelecek sözcükler vardı. Anlatabiliyor muyum? O sözcükleri bulmak lazım. Mesela Anadolu'nun bir yerinde ya da bir lehçenin bir yerinde kullanılan sözcükler vardır. Benim böyle önerilerim vardır. Şimdi çok fazla girmeyelim. Bir tane örnek verseniz. Karsamba. 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 Evet. Bizim orada kullanılır. Yani ben çocuktan duyduğum bir sözcüktür. Karsamba ıvır zıvır demektir yani. Fakat ıvır zıvır derken böyle küçük değil. Karsamba evin içinde işte ne atarsınız ne satarsınız eşyalar vardır ya. Bunlara karsamba denir. Yani böyle ardiyede duran. Evet. Eşya. Ardiye Türkçe değildir ya. Şeyden la ilahe illallah Rabbim bu program bitsin. Hayır, sadece İngilizce ile ilgili olmadığını ifade etmek için böyle sık sık hani Arapça ya da parçaları da. Çok karsamba konuştum ben. Çok, çok karsambayım şu anda. Evet, ben karsamba gördüm. Evde çok karsamba var. Doğru mu kullanıyorum? Karsambayı yazın sosyal medyada. Gönderin Twitter'dan. Karsambayı cümle içinde kullanalım hep beraber bir memleket olarak. Peki zaman algınız, öbür tarafla bu taraf arasındaki zaman algısını nasıl ayarlıyorsunuz? Çünkü o metafizik, kuantum denilen hikayenin zaman algısı bambaşka bir düzlemde geçiyor. Ama burada 24 saat, işte bir gün, üç gün, beş gün diye. Var mı öyle bir uymayan tarafınız? Yani... Şimdi o kadar tabii şöyle söyleyeyim. Dedim ya aslında metafiziği fizikleştirmeye çalışıyorum ben. Hani çok günümüzde moda. Yani bu kuantum, kuantum düşünce, kuantum beslenme, kuantum yatma, kuantum kalkma falan ilgileniyorum. Kuantumla da ilgili, fizikle ilgileniyorum. Yani nedir kuantum, yasaları ne oluyor, ne oldu da o oluyor. İşte tek yarık deneyi, çift yarık deneyi, kuantum dolanıklık falan ilgi duyuyorum. Hatta bir Amerikalı fizikçi var ya, adam okulu bıraktı. Üniversitede öğretmendi. YouTube'dan şimdi ya onu dinliyorum falan. Alt yazılı Allah'tan da. Çünkü orijinalden dinliyorum dediğim burada var ya. Dinleyemem yani. ben şuna inanıyorum evet. Yani dünyanın bir yanılsama olduğuna inanıyorum. Bu. Bir simüla... Evet. Simülasyon. Ya konuşabilirsiniz. Yapmayın. Yapmayın. Yabancı sözcüklerden kaçınmamıza gerek yok. Yani zamanla oturacak olan bir şey yani. Buradaki temel mantığım şu. Metafiziğin fizikten ayrı bir şey olmadığını anlamaya çalışıyorum.
Yani onu ayırmadığım için zamanı da o şekilde ayırmıyorum. Zaman zaten Einstein ifade etti, göreceli bir kavram. Yani buranın zamanına ayak uyduruyorsun. Zaten sabah insanıymışsınız değil mi? Evet, sabah erken evet, kalkıyorum. Evet, ne güzel. O da zaten aslında öbüründen çok da ayrışan bir şey değil. Ruhun yolculuğundan çok erken kalkmak ayrışan bir şey. Ruh yolculuğu dediğimiz o biraz işte riskli. Ben son gün yıllarda gördüğüm konu şu. O ruh yolculuğu çok ciddi bir pazar haline geldi dünyada biliyorsunuz. Yeni düşünceler, yeni felsefeler, aklına esen bir kitap yazıyor, bilmem ne yapıyor falan. Çok tehlikeli bir yol orası. Bakın madde güvenilirdir. Güvenilir. Güvenilirler desiniz. Kesindir. Kesindir. Onun için hani ben insanlar böyle hani şey anlamasınlar diye özellikle basarak söylüyorum. Hı hı. Hani böyle sürekli böyle bunlarla ilgili değil. Benim anlatmak istediğim şu sanatçı duyarlılığı olarak. Ruh yolculuğu o yeni düşünceler, yeni felsefeler, yeni çağ dinleri diyorlar bazıları. Tehlikelidir buralar. İlgilenebilirsiniz fakat gerçekten tehlikeli. Çünkü çok ciddi bir pazar haline geldi dünyada. Dünyada ne ekonomik bir duruma geldiyse, satılabilir hale geldiyse ondan korkmak lazım. ölülere bakışınız onu ölüm hayatın en net gerçeği değil mi? En. Bu kadar doğal olan bir şeyin, yani bu kadar net ve istisnasız olan bir şeyi, bir şeyden korkmamak, anlamaya çalışmak. Benim yok ben ölüleri yani. Merak ettim. Ölülerle ilişkinizi merak ettim. Ölülerle yok çok ilişkim yoktur. Yani öyle nekrofobi gibi falan sormuyorum. Yanlış anladım. Ölülerle konuşmam ben. Mesela kayıplarınız var mı? Ya da onları kaybettikten sonraki sizin onlarla bağlantınızı nasıl realize edip sindirirsiniz? Onu merak ettim. Sanki böyle siz ne bileyim hani onu da başka bir boyutta algılıyormuşsunuz gibi hissettim. Sevdiğim insanlarla ayrıldığımda kaybettiğimde çok üzülürüm. Hani o kadar yücelerden konuşmayacağım. Ama ölüler ölmüştür benim için. Ve kesinlikle iyi bir yere giderler. Günde yarım kilo tereyağı nedir hocam ya? Ve kapı açılır Canan Karatay girer. İşte benim istediğim adam diye koşarak. Canan Karatay'ı çok seviyorum. Her defasında bunu söyledim, söyleyeceğim. Bence olağanüstü bir kadın, olağanüstü bir insan. Türkiye'deki en ihtiyacımız olan namuslu, dürüst, milli bilim insanlarından, hatta herkese de katabilirim yani. Siyasetçisinden, sanatçısından, gazetecisinden hepsini katarım. Çok net ve namuslu bir kadın olduğunu düşünüyorum yani. Bilim namusu açısından özellikle söylüyorum tabii ki. Söylediklerinin ben bir bilim insanı değilim. Ama uygulayıcısı olarak, gözlemleyicisi olarak söyleyebilirim ki %100'ü doğru yani. Baya yarım kilo tereyağını her gün çok özür dilerim gömüyor musunuz? Yok 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 yarım kilo. Çünkü hiçbir yerde böyle şey hani şuralarda falan bir fırtlama yok bakıyorum. Yarım kilo tereyağı yiyen biri olarak hiçbir yer gayet. Kesinlikle doğru söylüyor Canan Karatay ama en az yani böyle 100 gram falan yiyorum yani. O da bayağı bir şey 100 yani gram. İşte, bir paket 250 gram. Onun yarısı kadar. Ya paket 250 gramsa bir paket tereyağı 2,5 günde bitiyor ama ben tabii bu... O paketlerden yemiyoruz yalnız. Biliyorum. Allah benim cezamı versin ki tam diyecektim. Aklıma da geldi hocam. Kendimiz yapıyoruz tereyağı. Ya kendiniz sağıyor musunuz sütü falan çiftlikte? Kendim sağmıyorum ama ben başlattım ailede bu tereyağı seferberliğini, yoğurt tereyağı seferberliğini. Tabii şimdi benim ineklerim var, bir tarlam var. Tarlada işte gerçek Ali Baba'nın çiftliği, benim Ali Tufan Kıraç, Ali Baba'nın çiftliği diyorlar oraya. İneklerim var, işte tavuklarımız var, bir ara keçilerimiz vardı artık yok. Onların sütlerinden yoğurt yapıyoruz, tereyağımızı yapıyoruz. Onları tüketiyoruz, yumurtamızı da işte o tavuklarımızdan alıyoruz. Kendiniz yaptığınızda özellikle tereyağı hiçbir zararı yok ve çok yararı var. Hatta yememiz gerekiyor. Yani zorunluyuz. Yemek zorundayız yani. Ait misiniz peki şu anda kurduğunuz hayata? Ne demek bu? Açar mısınız biraz? Yani istediğiniz, kendinizi gerçekleştirebildiğiniz, mutlu olduğunuz hayatı bütün hücrelerinize hissederek yaşıyor musunuz? Ben böyle bakmıyorum hayata aslına bakarsanız. Yani bir pencereden dünyaya bakıyorum. Yani bu hayat bana ait. Ben istediğim gibi yaşarım, istediğimi yapacağım falan gibi böyle. Bu da yeni çağ söylemleri. Kendin ol, kendini başlat, kendini yaşa, kendin ol. Bilmem böyle sürekli var. Benim böyle bir dünyam yok. Yani ben Tanrı bana bir beden verdi, bir şans verdi, yaşam verdi. Ben de buradan şimdi bakıyorum.
ve buradan bir şey anlamam gerekiyor. Bir sıkıntılar oluyor. Hı hı. Bir işte buna hani literatürde sınav deniliyor. Bence çok doğru bir sözcük değil bu sınav. Ne olmalı? Yeni bir şeyin. Ne olmalı? Deneyim, anlama, algı. Ya da algılar ama bu dünyaya açma. Geliş amacınız gibi bir şey de mi size şey gelmiyor? Yani bu dünyaya geliş amacınız bir tane olamaz. Yani ama genel olarak herkesin bir tek bir amacı olabilir. Yani bütün Tanrı'nın, Tanrı'nın bütün her şeyi yaratmasının bir amacı var. Ama o amacı biz bilemeyiz. Aciz varlıklarız. Tahminen biz öyle anlatılan Kur'an'da ve diğer kitaplarda da anlatılan bir şimdi mizansen diyeceğim olmayacak ne desem boş ama simülasyon. Hani meşhur bu Tanrı'nın Adem tamam, demek insan şeytan melekler falan var ya hani mesela işte orası ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Allah insanı yaratıyor, melekleri yaratıyor. Meleklere diyor ki insana diyor biat edin, secde edin ama bir tanesi diyor ki hayır. O iblis işte yani kötü olan. O diyor ki ben yapmam falan diyor. Fakat bir karşıtlık yaratılıyor ve insanoğlu ilk hatasını yapıyor. Tanrı'nın yapma dediğini yapıyor ki her şeyi varken yapıyor. Bu arada her şeyi yani var ve gene yapıyor. İnsanoğluna verilen merak ve meraktan sonra öğrenme diye bir yeti var. Melekler zaten buna şaşırıyor. Allah insanı çağırıyor diyor ki burası önemli. Kesmeyin lütfen madem girdik. Melekler diyor ki bu nedir yani? Bu mudur yani falan insanı. Allah insanı çağırıyor diyor ki isimleri söyle. Yani ve onlar şaşırıyor. Yani ayetler bu şekilde. Yani insan yorum yapabiliyor, muhakeme yapabiliyor. Melekler inanamıyor bu olağanüstü bir özellik. Evet çok bir enteresan bir varlık diyorlar ve oradan yola çıkarak uzatmayayım. İnsanoğlunun evrendeki ya da dünyadaki amacı değil yaşam şekli bu. Hı. Öğreniyoruz biz. Yani hücrelerimiz yemekle besleniyor. Bizim o ruh dediğimiz, can dediğimiz ya da benlik dediğimiz neyse bunun olayı bu. Deneyim. Bu her şeyi deneyimleyecek ve bir noktaya gelecek. Onu biz sonunu bilmiyoruz tabii ki. Yani hikayenin Allah biliyor. Ural Altay dağlarının tam zirvesinden böyle her an o Kızılderililer Amerikan filmlerine spagetti değil. Amerikan westernlerinde böyle görünürler ya tepede. Ural Altay dağlarının üstünde de böyle görünüyor. Altında kovboy çizmeleri, kafasında kovboy şapkası. Milattan önce 700 lira geçmişi dayanan. Geliyor ve o kot pantolonu ve kovboy çizmelerini çıkarmadan bakın ne yapıyor. Çok harbiden peki çok şimdi şey. En son. Alt metinleri çok fazla. Bir, tamam hocam şahane kol kaslarınız var. İlik gibisiniz. İki, o çizmelerle neyin kafası kotla bu spor nasıl evet, yapılıyor? Evet. Üç, her gün yediğiniz yarım kilo kendi yaptınız ve yediğiniz yarım kilo tereyağı. Peki şey anladık niye buralarda böyle bıngıllar yok? Ve bunun tabii daha niceleri artırabilirim evet. Ben bunu ona evet, kadar sayabilirim. Evet. Bu neyin kafası pardon? Çok hangisi? Pantolon mu? Altta botlar. Yani bir kere neden olmasın? Yani futbol maçı yapmıyorum bir şey değil. Yani sonuçta bir ağırlık kaldırıyorum. Her gün iki günde bir yaptığım bir şey bu. Yani eşofmana karşı değilim ama öyle bir vaktim de yok açıkçası. Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bir çeşit bir pazarlama olduğunu düşünüyorum. Hani böyle spor yapın şimdi spor kıyafetleri. Kayağa gideceksiniz ilk önce mağazaya girin. İşte yüzeceksiniz ilk önce mağazasına girin gözlükler bilmem falan. Her şeyde böyle bir şey. İnsanlar çok fazla yapıştılar. Yok yani kot pantolonla harika bir şekilde ağırlık kaldırabiliyorsun. Bunların hepsi ya benim için orası o şekilde. Hani niye spor yapıyorum, paylaşıyorum dersek kol kaslarımı göstermek için değil. Gerçekten değil. Öyle bir yapım olmadığını herkes bilir zaten. Motive etsin insanları diye. Gerçekten ülkemizde bu eksik. Spor kültürümüz alışkanlık haline gelmiyor. Yani yapmıyoruz bunu. Bu neyin motivasyonu? Çok pardon, çok hadi merak bakalım. Ettim. Bu neyin motivasyonu? Durun bakayım.
Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. Şu anda şunu hissediyorum. Bir televizyoncunun kalbini burada akapella söyleyerek oraya devam ediyormuş gibi yaparak o küvet neyin kapatılacak sorusunu es geçmeyi planlıyor. Vay be, çok zekisin. Burada bravo, var mı? Bravo. Şuraya gösteriyorum böyle. Şu göz aklarına süper, bakın. Gerçekten süper. Şurada var mı böyle bir yok, şey? Hiç yok. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Konserden, konser öncesi herhalde bir kaldığım odanın yani en uygun yeri orasıydı. Jacuzzi miydi o? Ben onu merak ettim. Evet sanırım yani. Böyle foşur foşur. Evet. Sanır mısınız deneyimleme üzerine yok, kurulu hayatınız yani olduğu için deneyimlediniz. Çok hoşlanmıyorum ben jacuzziden. Aa. Evet. Vallahi ne bileyim böyle. Masaj da sevmiyorsunuzdur. Masaj seviyorum. Masaj seviyorum. Ama jacuzziden el ayak baş masajı özellikle. Ha el ayak. Öyle vücudum her yerinde. Bayağı fetişistik bir yere doğru. Kadınlarda ayakkabı fetişizmi var mı? Evet. Benim mi? Stiletto. Yok. Ben de mesela öyle. Eşiniz süt sağmaya ya da tereyağı yapmaya ayağında stilettolarla gidiyor. Evet. Böyle bir hayaliniz var. Hiç öyle bir takıntım yok yani. Bu hakikaten şimdi orada bunu yayınlayınca orada akustik, biz tabii aramızda konuştuk. Tabii akustik tabii. Güzel bak, bulmuştur işte şimdi. Dedik ama bunu da kaçıramazdık. Çünkü bu değişik bir kafa. Güzel güzel ama. Atatürk'ümüzün de en sevdiği türkülerden biri. Tabii, değil tabii. Mi? Çok güzel bir türkü. Peki. Şimdi birazcık yeni albüme gelmemiz gerekiyor ama ya bir sohbet ediyoruz işte boş ver. Ama ne olur tamam boş ver. Ama bir şey var. Bir tane fotoğrafı çektirmiştiniz. Herhalde bunu yeni albüm için çektiniz. Anladım ki beğenmişsiniz bu fotoğrafı. Hı-hı. Bunu beğendikten sonra nedir o öyle Cem Karaca, Esmeray, böyle aynanın karşısında Salim Dündar, evet, aynalar. Evet, evet. O fotoğrafı her ben yerde kullanmış. Belli. Vallahi ben yaptım. Vallahi çok profesyonel yani, durmuyor evet, zaten. Evet, kötü mü? Hayır, kötü. Estağfurullah. Evet, kötü evet. Değil ama profesyonel durmuyor. Evet, tabii ki profesyonel. Var mı elimizde bir seyirciye hatırlatalım mı o fotoğrafları? Ya da geliyor mu burada benim arkamdan? Arkamdan iş mi çeviriyorsunuz çaktırmadan? İşte geliyor bunlar. Bunları siz yan yana koymuşsunuz değil mi? Bu pozu evet, çok evet. Mu sevdiniz? Sevdim, gayet hoş yani. Kendimi beğendim. Hı hı. Şuraya, şuradan bir, birkaç tanesi farklıydı ya evet, aslında. Evet, onlar da gelecek şimdi. Getirelim mi onları da? Bu nedir? Bak bu farklı işte. Ay işte zaman algısı. Aha da zaman algısı. Kum evet, saati. Bak, işte bak diyorum bir taraf bir ayağım çukurda dedim bu. Ama yok bu. Bir ayağım Dali. Siz o çizmelere geri dönün. Öbürüne bakalım. Ben bu çalışmaya Salvador Ali adını koymuşum. Ya Esmeray'ın hangi şarkısı var albümde? Esmeray'ın Gurbet Yolu. Gurbet Yolu onun muydu? Evet, ben evet. İsimlere bakarken yani şarkını çıkaramadım. Yani onunla ünlenmiş evet, bir şarkı. Evet onu çıkaramadım. Hani ben daha böyle manşet bir şarkı beklemiştim. Evet. Hani unutma beni, unutama evet. Beni, gel tezkere falan gibi. Gurbet Yolu'nu bilemedim. Bir sonraki de bakalım. Ama Salim abiye özel yaptım çalışma bakın. Evet bu evet. Yani bayağı uğraştım ona bakmayın. Orada üç parça şey var. Üç layer. Öyle mi desek? Çocuklar anlarlar bunu. Ne oldu hocam? Bir dakika. Layer Türkçe değil. Ben anlayamadım. Üç basamak. Üç aşama. Üç aşama. Üç katman. Aşama daha güzel. Katman da iyi. Katman. Bak, ne kadar sözcük varmış gördün tabii mü? Evet. Evet Barış Manço. Bir de Cem Karaca vardı değil mi? Ona da Cem bakalım. Cem Karaca ilkti. Ha ilk miydi? Hı-hı. Resimdeki gibi. Bu tabii ikinci. Gözyaşlarım. Albüm hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sizi siz yapan. Beni ben yapan şarkılar. Evet. Sizi siz mi yaptı? Kesinlikle bu şarkılar yani bana çok şey kattı. Yani gerçekten benim ben olmamda çok büyük izleri var bu şarkıların. Doğrudur yani. Bir de bu kadar manşet ismin yanında hani daha az bilinen bir isme de üçüncü klip şarkıya. Evet, Erkut Taşkın. Aslında Erkut Taşkın tabii bu şarkıyı söyledi. O yıllar çok ünlü bir şarkıydı. Biraz değişik bir şarkı olduğu için çok gündeme gelmemiş bir şarkı bu. Belli bir yaşın üzerindekiler bilirler. Aslı şarkının İtalyanca. A Casa di Rene diye, o kadının evi diye bir şarkı. O zamanlar tabii çok revaçta yani yabancı bir şarkıya Türkçe söz yazılması ki harika sözler yazılıyor o zamanlar. En iyilerinden biri de Fevzi Evcioğlu o başka şarkılarda. Bu şarkı benim için çok özel bir şarkı oldu. Ben 20 yıldır bu şarkıyı sürekli yani şu albüme koyayım, bu albüme koyayım falan diye düşünüyordum. Hatta Kayıp Şehir albümü için kaydetmiştik bunu 15 yıl önce. Bu albümde artık söyleme zamanı geldi. O zaman bir hatırlatalım mı? Klip taze fırından çıktı.
Bir bakalım. Mahberi de bana girmeden evvel programa dedi ki ya biz programda şöyle bir şey de yapalım dedi. Hani bazı böyle şarkıların hikayelerini. Tam da bak güzel oldu aslında bu 70'lere damga vurmuş evet, şarkılardan evet. biri. O hikayeleri anlatalım böyle seyircilere. Güzel. Onlar da bilsinler dedi. Güzel. Beyaz Ev. Erkut Taçkın'la ünlenen Beyaz Ev. Yerinde inceleme yapıyorum. Abi, hiçbir yerden fırtlayan hiçbir şey yok. Günde yarım kilo tereyağına bakıyorum. Sırt kasları süper, kollar süper. En çok şu yanlardı. Yok fırtlamıyor. Valla helal olsun. Helal olsun. Tereyağı size kurban olsun. Eşitlikçi misinizdir? Ne tam olarak eşitlikçiyimdir yani. Seçtiğiniz şarkılar onu gösteriyordu o yüzden. Beni ben yapan şarkılarda evet. eşitlikçi bir tavır var o şarkılarda. Evet, evet. Tam adalet benim için hak, eşitlik yani çok çok önemli yani benim için. E peki hiç böyle zaman zaman hani bu kelimeyi kullanıyorum lütfen takılmayın. Lütfen. Bütün çıplak kibrinize, egonuza yenik düştüğünüz zamanlar olmuyor mu? Çok oldu. Hala da oluyor yani. Hala onunla mücadele ediyorum yani. Hiç öyle geçmişte belki biraz daha fazla. Şimdi de oluyor. Yani zaten en büyük savaş insanın kendisiyle savaş biliyorsunuz yani. Hı hı. Aslında bir Kur'an ayeti bu. En büyük cihat yani. Kendinle yani cihat. Onun için yani o savaş bitmiyor. O savaş bittiğinde savaşacak bir şey kalmadıysa zaten bu dünyada da artık göreviniz ve işiniz bitmiş oluyor. Tekamül noktasına mı gelinmiş oluyor tekamül, o noktada? Evrim. Ama tekamül ne kadar zor bir sözcük. Çocuğa söylediğinizi düşünsene. Evrim bitti. O hiç zaman biz aşureyi alalım aşureyi. Buyurun canım aşureyi alalım biz. Buyurun canım. Çağrışım. Ne geliyor bakın. Neymiş bu? Size ne çağrıştırdığına bakacağız kelimenin. Kelime geliyor. Abi kelime geliyor. Oh anam. Bilirim bunu abi. Hissi kablel buku. Yani. Ne çağrıştırıyor sizi? Ben çok böyle haz ettiğim sözcükler değildir. Süper buldunuz yani. Hissi o denk geldi. Vuku. Hissi kablel buku. Evet. Bir mermer. Bir avlu. Evet. Miskin insanlar bir tarafta böyle oturmuşlar. Ne çağrıştırıyor dediniz anlatıyorum. Hı. Ve orada sürekli ney çalıyor falan böyle. Uzaklara bakan böyle çok az hareket eden insanlar canlanıyor gözümde. O zaman ikincisini bir alalım biz bir. Çok komik ya. Güzel bir şey. Gerilim de var böyle. Dın 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 dın. Hastasıyım. İşte bu. Çarık. Ne güzel. Kıraşın tersi. Bunu da hayatın dörtte üçünü kovboy çizmesi giyerek geçiren bir adam söylüyor. Çarık mı kıraşın tersi olduğu için mi hastasınız? Şimdi çarık zaten onu tesadüf mü etti bilmiyorum. Yani küçükken böyle... Ya bizde bir tesadüf olabilir mi şu ekipte ya? Mümkün değil. Hepsi cin gibi. Yani hiç vallahi tesadüflere biz yer bırakır mıyız? Biz anca tesadüfen gelen pası gole çeviririz. Ya çok güzel. Çarık. Çarığı severim. Çok giydim küçükken. Naylon çarığını da giydim, diğerlerini de giydim. Yani çok böyle bir özgürlük hissi verir bana. Vallahi. Kibir, hani eskiden kibirliydim dediniz ya. O kibir eskiden mesela... kibirliydim demedim. Ne, çok yaptım, çok üzgünüm, çok pişmanım. Allah beni affetsin. Kulaklar neler duydu. Egonuza falan dediniz. Hayır şöyle bir şey. Kibir, ego. Mesela eskilerden konuşacağım. Yanınızda çalışanları böyle hakikaten öfkelendiğiniz zamanlar olur muydu? Ben insanların hatta tam tersi konumdan dolayı, sınıfından dolayı aşağısındakini kötü davranmasına hiç katlanamam yani bu arada. Yani yanımda oluyorsa, beni ilgilendirmese bile olaya müdahil olurum. O kadar rahatsız olduğum bir konudur. Yani. Bunu neden sordum biliyor musunuz? Şimdi çarık çıkınca
Bir yerde konuşma yapacağım zaman işte topuklu giyeyim diyorum falan çıkıyorum ama sonra basamakları soruyorum. Genelde buradan da hakikaten bütün mimarlara duyuralım. Bu sahneleri erkekler yapıyor ve kadınları hiç düşünmüyorsunuz. O kadın oraya nasıl çıkacak ve nasıl inecek o topuklarda konuşma yapan insanlar. Hep şeyi düşünürüm. İnerken birinin yardımına ihtiyaç duyma hikayesi vardır ya basamaklarda. Ve genelde cesur konuştuğum zamanlar derim ki inerken de o yardım istemek o konuşmayla ters düşüyor. Sonra şeyi düşündüm. Ayağında çarıklarıyla plastik ayakkabılarıyla -40 derecede okuluna giden çocuklar var gün doğmadan. Evet, onlar hala kurtla karşılaşabilir. Başka hayat. Yaşam becerileri olarak ya da insanlar yaşam becerileri olarak bizden çok daha gelişkinler. Ama konuşmaya geldi mi çoğumuz, yani sizi beni söylemiyorum, genelde çok kolay cahil damgası vurabiliyoruz. Evet. Ama ben o yaşam becerisi karşısında ona göre çok daha cahilim. Evet, çok güzel. Çok daha bilmiyorum. Çok güzel. Bu işte bunu bir idrak etsek mi? Yani o zaman insanları bir yerden bakmaktan belki vazgeçeceğiz ya da kategorize etmekten vazgeçeceğiz. Evet, ama tabii şu önemli. Tabii ki bu dediğin çok güzel bir yere bir gönderme yaptınız. Ama yine de biz bir kere eğitimli ya da işte bir şeyler imkanımız varsa bunu bir sorgulayacağız ve biz insan olacağız tekrar. İnsanlık duygularımızı tekrar kavuşacağız. Varlık böyle bir şey yapıyor. Böyle insanın burnunu kaldırıyor, bilmem ne yapıyor, uzaklara götürüyor, yukarılara doğru götürüyor falan. Biz tekrar insan olacağız. Varlığımız varsa, imkanlarımız varsa onu. Fakat şu da kötü. Mesela isim vermeyeceğim, çok eskiden bir sohbette, yani çok ünlü bir sanatçının söyledikleri, sosyalist bir sanatçı, yani bayağı sosyalist, iyi bilinen bir sanatçı. İşte ya diyor, biz insanlar hani bir ev almış, biraz pahalı bir evmiş, eşi de demiş ki ya sen, biz böyle bir evde oturamayız, biz yani o garibanların yanında olmamız lazım. Ve o sanatçı, ya diyor, biz gariban olmaya çalışmıyoruz, ne yapıyorsun? Biz garibanları kendimiz gibi yapmaya çalışıyoruz. Onlara da imkan verilsin. Onlar da uygarca yaşasınlar diye. Bazen acının yanında, garibanın ya da o yanında olayım derken gerçekten orada da bir tehlike gündeme oraya geliyor. Oraya hapsolma tehlikesi hapsoluyoruz var. Hapsoluyoruz ve o zaman söylemek zorundayım. Egemen güçler bunu çok iyi kullanıp sizi oraya mahkum ediyorlar ki şu an Orta Doğu ve fakir, gariban, Afrika ülkelerinde olan şey bu. Biz o insanlara da insan muamelesi yapmamız gerekiyor. Onların da şu an Türkiye'deki herkesin belli bir gelir seviyesinde olup belli imkanlarda eşit bizim gibi yaşaması gerekiyor. Ve o zaman ben size bir şarkı çalarak bitireyim mi? Avarelik yapar mısınız? Ne yapacağız? Avarelik yapar mısınız, böyle size yaparım, uyan bir şey? Çok gibi severim. Ne yaparsınız o avareliklerde? Başıboş gezerim yani. Nerelerde gezersiniz? Kenar mahallelerde gezerim, balansız parklarda gezerim. Şu günlerde çok vaktim yok gerçi, öyle bir şeyim yok ama. Vallahi ben hepimizin bazen bomboş duvara bakmak. Böyle deniz kenarına ya da bilmem nereye çok gitmem böyle. Mahallelerde gezerim. Hindistan'ın en önemli sinemacılarından birisi. Bu film benim hayatımda çok özel. Avare filmi. Çok özel bir filmdir. Yani onlarca defa izlemişimdir. Tüm şarkılarını bilirim. Nergis daha doğrusu başrolde oynayan kadın inanılmaz güzel bir kadındır. Onu da çok severim. İçerdiği konusu itibariyle de, müzikleriyle, her şeyiyle, yani benim hayatımın en önemli filmlerinden birisidir.